İstanbul Kartal Belediyesi'ndeki temizlik işçilerinin hak arayışı sürüyor. Günlerdir devam eden grev sonucunda Kartal içler acısı bir hal aldı. Çöpler toplanmadığı için ilçenin neredeyse hiçbir sokağına adım atılamıyor. Çevre kirliliği, kötü koku, cabası. Tabii ki bu hastalık da demek aynı zamanda. Kapının önünde dağ gibi çöpler. Berbat bir şekilde. Yani. Nefes alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Çöp dağları bitmek tükenmek bilmiyor. Bir yandan çevre kirliliği, diğer yandan hastalık. Rezalet günlerdir sürüyor. CHP'li ilçe belediyelerinde temizlik işçileri greve gitti. Onların arkasını İBB ekipleri toplamaya başladı. Şimdi kalkıp belediye isyan etsen daha beterini yapacak. Bunlar böyle insanlar. Hani CHP dedin mi çöplük diyeceksin. Manzara ise işte tam da bu şekilde. Akıl alacak gibi değil. Konteynerler dolu, önü dolu, her yer dolu. Koku çok ağır. Görüntü de zaten her şeyi anlatıyor. Burada çok büyük bir rezillik var. Okul önlerinde, sokaklarda. Mahallemizin her tarafında çöp. Çukur, çamur diyenin işi yani. Kartal Belediyesi işçileri haklarını alamadıkları için grevde. Bu yüzden çöpleri yaklaşık bir haftadır toplamıyorlar. Hal böyle olunca iş çığırından çıktı. Öyle ki duruma isyan eden bazı vatandaşlar çöp konteynerlerini ateşe verdi. Bu mahallede yaşayan herkes buradaki grev yok dedi. Hemen edildi. Nefes alabiliyor musun? Alamıyoruz. Çocuklarımız için de zararlı. Bir önemli detay daha, yine başka bir noktaya geldi. Görüntü aynı ama bu çöp dağlarının olduğu yerin hemen arkasında bir market var ve marketin de malzemeleri var. İşte patatesler, soğanlar, meyveler, sebzeler hemen bu çöp dağlarıyla iç içe, yan yana. Bu günlerdir böyle sürüyor. Kapının önünde dağ gibi çöpler, kokular rahatsız edici. Çocuklarımız küçük. Onlar hasta olmasından korkuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise temizlik işçilerinin grevini kırmak için adeta paralel yapılanma kurdu. Diğer ilçelerden getirdiği logosuz araçlarla çöpleri aldırmaya başladı. Bundan mı almışlar kendisine? Kartal'daki çöpler Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar temizlik işçilerine toplatıldı. Herhangi bir belediye ibaresi yok. Beyoğlu. Beyoğlu Belediyesi. Beyoğlu'ndan mı almışlar kendisine? Burası da okul sokağı. Okulun tabelasını görüyorsunuz. Kameramızı çeviriyoruz. İşte kepazelik, rezillik almış başını gidiyor. Böyle her mahalle, her sokak maalesef işte bu durumda. Geriye dönük mesailerimiz var. Hani başkanımız onunla ilgilenirse ikramiyelerimiz var. Başka bir mahalleye geldik ve maalesef yine aynı görüntü var. Çöp dağları birikmiş, birikmiş, birikmiş. Şu anda burada nefes almak neredeyse imkansız. Bir yanda çevre kirliliği, diğer yanda hastalık riski. Kartal Belediyesi anlaşma sağlandığını ve grevin sona erdiğini duyurdu. Ancak konteynerler hala temizlenmedi. Üstelik Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'deki işçiler de eyleme başladı. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki birçok ilçenin sokakları çöple dolmaya başladı.